O müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vasfe-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye umuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Evet, nurcular tahkik ehlidir. Hayatta bir de şunu tecrübeyle görmüşüm. Allah insanı kendisini en kuvvetli zannettiği yerden vuruyor. İnsan kendisine en kuvvetli nereden hissediyor? Allah oradan vuruyor. İmtihanı oradan geliyor. Hadi bakalım diyor. Kuvvetli misin? İmtihan oradan geliyor. Nurcuların ağzından düşünmediği ehli tahkik olmak. Tahkik. Tahkik ehli olmak. Şimdi tahkik gerektirir ki, tahkik gerektirir ki o şeyleri bir daha say. O. Bu zamanda şiddetli tazyikat, orayı okuyacaksın. Ve madem bu müthiş zamanda... Müthiş zaman, doğru. Şimdi müthiş zaman, evet. Ve dehşetli düşmanlar mukabilinde... Dehşetli düşman olabilir yani. Bize hücum etmese de dehşetli düşman, evet. Ve şiddetli tazyikat karşısında... Şiddetli tazyikat var mı nurcularda? Hiç kimse de yok, nurcularda da yok. Var. Lale devrindeler. He? Tamamen lale devri yaşıyorlar. Tamamen rahatlık içerisindeler. Yani bir sıkıntı, bir tazyik, şiddetli tazyikat yok. Yani şeylerde tazyikat yok. Nurcuların hiçbirinde tazyikat yok. Evet. Ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde... Yani savletli bid'alar, dalaletler... Hücum ediyor mu nurculara şimdi? Nurcular bid'ada, bid'atla beraber olurlar zaten. Yani savletli bid'a nurcunun neresine hücum etsin? Adetini, örfünü, adetini, ananesini almış yaşıyor. Kemalizm rejimiyle problemi yok. Öyle mi? Yani rejimle bir problemi yok. Aizle, faizle, bilmem neyle bir problemi yok. Karısını, kızını çalıştırmak, üniversiteye göndermek dersen, istisnasız hepsi bunu yapıyor. Savletli bid'a neye hücum etsin, söyleyin bana. Süfyan'ın bütün devrimlerini ayakta tutuyor. Benimsemiş vaziyetteler. Benimsemiş vaziyetteler. Ruşen Çakır'ın şeyde yazdığı makale, aynen. Diyor makalesinde, bu Mevlid'e gelen Anadolu nurcularının tamamı takım elbiseli, yarısından fazlası da kravatlı. Rejimin bunlarla uğraşacak bir şeyi kalmamıştır. Rejime tehlike olmaktan çıkmıştır. Düşmanın gözü bu. Yani düşman bize nasıl bakıyor? Ruşen bize dost bir adam değil yani. Samimi bir adam, kaliteli bir adam ama yerinin adamı yani, bize dost bir adam değil. Evet. Var mı bu? Evet. Savletli bid'alar, dalaletler var mı? Savlet demek hücum eden demektir. Evet. Savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az... Gayet az mıyız? Nurcuları tahkike davet ediyorum. Yani madem tahkik, ana tahkik. Gayet az mıyız? Gayet az değiliz. Benim bir defterim vardı, o kayboldu. Bin türlü harpten dertten çıktık. Ve Ömer'de var mı bilmiyorum. Türkiye'deki nurcuların hepsinin adresi vardı bende. İşte Isparta'ya gittiğimde Mustafa Ezener. İşte şeye gittiğin zaman Terzi Mahmut. Adıyaman'a gittiğin zaman. İşte Karabük'e gittiğimiz Süleyman Arslan. Ezberimizdeydi hepsi. Defterde yazıyor yani. Bu kadar azdı.
Şimdi bir apartmanda 3 çeşit nurcu var, hiçbiri birini tanımıyor. Öyle mi? Aynen öyle. 3 çeşit nurcu var, hiçbiri birini tanımıyor, biri birine selam vermiyor. Geçen gün bana bir kardeş mesaj yazmış. Ben filanca cemaattenim. Biz sizi seviyoruz, dua ediyoruz, siz de bize dua edin. Ben de kendisine yazdım. Dedim kardeşim, siz ki Bediüzzaman sizi seviyor. Vallahi ben sizin kapınızın işçisiyim, kölesiyim dedim. Allah razı olsun. Beni seviyorsunuz, ben de sizi çok seviyorum. Ama benim sizin hizmetiniz yerinde, hizmetinizdeki yerim odur. Kapınızda hizmetçiyim dedim. Madem ki üstad sizi sevmiş, ben sizin kapınızda hizmetçiyim. Biz nurculuğu böyle bildik. Bu kanaatımız da değişmemiştir. Filanca nurcu, filanca nurcuya selam vermemek için kafasını çeviriyor. Nasıl bir şeyse bu. Masonlu hocası mıdır, nedir, nasıl bir şey oldu bu? Ne dedi? Bizler gayet az. Az mıyız? Çoğuz, çok. Çok. Risale-i Nur'la, ben Risale-i Nur talebesiyim diye bu memlekette en küçük rakamla 2-3 milyon insan var. Niye? Artık çünkü onun parçasını toplama zamanı geldi. Nurcuyum dediği zaman her yerde işe alınıyor. İtimat ediliyor. Namuslu çalışıyor, biliyorlar. Haram yemiyor. Alnının terini çıkarmaya çalışıyor. Bunu bildikleri için, o da menfaati için onu kullanıyor. En aşağı 2-3 milyon insan var. Az değiliz yani. Gayet az değiliz. Evet. Gayet az ve zayıf. Zayıf mıyız? Vallahi zayıf değiliz. Çok büyük zenginlerimiz var. Çok büyük maddi imkanlarımız var. Neler var? Neler var? Evet. Ve fakir. Fakir miyiz? Azim mendiller hariç. Bu ifadelerin hepsi aynı aynına acı mendiği göstermiyor mu? Vicdanınıza havale ediyorum sizi. Aynı aynına acı mendiği söylemiyor mu? Daha evvelki üstadın zamandaki nurculuğun mukabili şimdiki acı mendiler. Cemiyetin kenara itelediği işte bak en vicdanlı olması lazım gelen insanlar bizim hakkımızda ağzını bozmuş. Adam terbiyesinden onu söylemiyor. Ağzını bozmuş. Biz onların ne nurcusu, ne bilmem nesi. Eskiden de nurcular öyleydi. O kadar kötü bir tabir kabul ediyordu ki, ediliyordu ki ben ilk mahkemeye gittiğim zaman ilk mahkemem 1961'de Karabük'te sorgu hakimi dedi sen biliyor musun onlara ne diyorlar? Dedim bilmiyorum ne diyorlar? Dedi onlara nurcu diyorlar, nurcu. Allah Allah. Öyle mi dedim? Dedi evet. Dedim onlara nurcu değil de inekçi deseler yine ben oradan olacağım. Adam böyle durdu. İlk mahkemem bu. Ondan sonra takipsizlik kararı verdi. O zaman bir hakimlik vardı. Önce ilk bir hakimlik vardı. Ne sorgu hakimi diyorlardı. O sorgu hakimi takipsizlik kararı verdi. Göndermedi mahkemeye. Öyle mi dedim, nurcu mu diyorlar, evet. Dedim onlara nurcu değil, inekçi deseler, yine ben oradayım ve onlardanım. Gayet az, zayıf, fakir, kimsesiz. Eskiden böyleydi nurcuların hepsi işte. Bu kadar acık karşılanıyordu nurculuk kelimesi. Yani Müslümanlar arasında bu kadar tiksintiyle karşılanan bir kelimeydi. Şimdi de mukabili acizmendi. Elhamdülillah. Buna üzülmüyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Üstada benziyoruz biz. Buyur.